Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. 5-10 tane yani bir saat daha ders yapalım. Yolcu dün akşam küçük bir otelde konakladı. Şimdi güzel bir kelime var Arapçada. Nezil diye. E, Nezele indi demek biliyorsunuz. Nezele. Peki menzil diye bir kelime de duymuşsunuzdur. Menzil, menzil ev demek. Aslında menzil konut demek. Konaklanılan yer. Efendim, nezele indi, mesela bir otele indi, ne demek? E, konakladı demek. Dolayısıyla e, konaklamak sözcüğü demek ki size yabancı değilmiş. Bu arada nezil kelimesi de konuk, konuk, konuk bunun çoğunun da nüzele o olduğunu söyleyeyim. Nezil nüzele. Nezele indi ama otel gibi bir durum söz konusu ise konakladı. Anlamını verir. Burada dün akşam küçük bir otelde üçü de sarı renkte üç ayrı öge. Ve fulün fih ögeleri. O zaman nezelel müsafiru emsi meseen في فندق صغير نزل المسافر في فندق صغير في المساء أمس مساء olur bunların yer değiştirmesi ya bu da söz konusudur demiştik otel görevlisi bu bir isim tanıması yolcunun çantalarını odasına taşıdı taşıdı efendim taşıdı götürdü aldı Sözcükleri kullanılabilir. Ne kale? Hamele. Ekaze e gibi. Yolcunun çantalarını. Hamele muvazzaful funduki hakaibel musafiri ile gülfetihi. Odasına. Kimin odasına? Yolcunun odasına. İle gülfetihi. Hamele muvazzaful funduki hakaibel musafiri ile gülfetihi. Buradaki funduk her yani misafir muzaffer ile olduğu için mecburen kesralanıyor. alınıyor muzaffir ile mecbur çantalar nesne fetaladık muvazzaf özne tam beledik Otelde kaç görevli var peki bunu fissafli talibin terkibini bilmeyenler yapamaz Sınıfta bir öğrenci var. Mesela şöyle diyelim. Fil fundaki fil muvazzafani otelde iki görevli var. Buradaki iki görevli yerine e, kaç görevli sorusunu koyarsak kem muvazzafen Buradaki kemden sonra muvazzaf kelimesini fetalı ve tekil geldiğine dikkatinizi çekmek isterim. E, bunu soruya nasıl dönüştüreceğiz? Soruya konu olan ögeyi cümle başına alarak. Kem muvazzafen fil funduki? Kem muvazzafen fil funduki? Otelde kaç memur, kaç görevli var? Otelde resepsiyonist, resepsiyon, karşılama yeri demek. E, e, resepsiyonist, o karşılama yerinde çalışan kişiye söylenir. Karşılama görevlisi. Ne yaptı? Meze, faale muvazzafı istikbali fil funduqe istikbal istekbele fiilini öğrenmiştiniz istekbele karşıladı demek istekbele bunun mastarı mastarını da bilebilirsiniz çünkü bu bağ, bunun hangi babdan geldiğini biliyorsunuz istekbele istekbeli istakbeli istikbel istikbel Ha, Türkçe'de istikbal diye kullanılıyor. Mâdâ amile ya da feale muvazzafı istikbali fil funduki. O misafiri istersek konuğu diyebiliriz. Karşıladı. Huve istakbele et tayfe. Tayf misafir demek. E, efendim. i̇sterseniz nezil kelimesini de kullanabilirsiniz ve ondan kimlik kartını istedi talebe. Ve talebe minhu bitakatan huviyeti. Kimlik kartı. Huviyet kimlik demek. Kim olduğunu belirtiyor. Bu taga, bu da kart. Bitakatan huviyeti. Misafir ise emma kalıbı geldi. Formu doldurdu. Misafir ise emmet tayfu fe mele'el istimarate. İstimaratun form demek. Bu üzerinde bazı sorular olur. Basılı efendim bilgi isteyen şey işte. İstim, form diyorlar. Formu doldur. sonra gel derler ya imle. İmle doldur. İmle il istimarete ve gaddimhe lil muvazzaf. Mesela formu doldur ve onu memura teslim et. Son e, sun, takdim et, ver. Yolcu sabah elbiselerini topladı. Cema. A. Yatağını düzenledi. Rattebe ya da nazame. Ve otelin odasından çıktı. Harece. Yolcu özne. Eğer isim cümlesi kuracaksam el müsafiru cema'a melebisehu fi sabahi ve rıttı be serir he ve çıkarca min gurfe telefon dokuy. serir yerine firaj gelmesi de kullanılabilir. Rıttı yerine Nazame kelimesi de kullanılabilir. Er müsâyafır cemaalabise fu fi sabahi sabahan ve rıttı be serir ve harcayın yolcu elbiselerini sabah topladı burada efendim mantık hatası var denilebilir adam yatağını toplay kendisi toplayacaksa niye otel diyoruz oraya otelde yani müşteri yatak mı toplar öyle demeyin efendim. Ee, eve temizlikçi alan bayanlar ne yapıyor önce evi temizliyor diyor ki temizlikçi bu kadar pis görmesin diyor yani ben de otelde kalsam genelde şöyle ucunu toplarım yani her neyse resepsiyon neydi resepsiyon karşılama yeriydi efendim buna Araplar karşılama salonu da der Saletül İstikbel karşılama salonu. Yolcu resepsiyona indi. Bak nezele fiilini kullanabiliriz. Ve hesabı ödedi. Defa. Nezele el müsafiru ile saletül istikbali ve defa al hesabı. Nezele el müsafiru ile saletül istikbali ve defa al hesabı. Efendim hesap yerine faturayı da diyebilirsiniz. Ve fal faturate. Yolcu arkadaşının ölüm haberini duydu. Yolcu özde arkadaşının ölüm haberi zincirleme isim tanıması nesne duydu ve bir taksi istedi. Efendim istemek fiili talebe aramak anlamına da gelir. Mesela doktor arayayım mı? Burada talebe fiilini bilen kullanabilirsiniz çünkü e, doktor aramak doktor istemek demektir e, ben e, sınıfta şöyle demiştim matlub e, diye bir kelime matlub istenilen demek fakat kovboy filmlerini izlediğinizde wanted wanted ne demek istenen demek ama bizim türkçede e, dublajı yapıldığında e, ne çıkar aranıyor diye çıkar yani matlub aranıyor. Wanted isteniyor. efendim. Üçü de aranıyor anlamında işte kullanılıyor. Yani illaki talebe istemek demek, istemek sözcüğüyle tercüme etmek zorunda değilsiniz. Tabi duruma göre. Mesela burada doktor arıyorum diyebilirsiniz. E, her neyse bir taksi istedi. E, ve hızlıca şehri terk etti. Buradaki hızlıca nasıl sorusunu cevaplandırır? Efendim bir suratin, süratle e, ifadesi bunu karşılar. Semiyel müsafiru habera ve fethi yolcu arkadaşının ölüm haberini burada haber kelimesi yerine haber haber yerine nebe nebe kelimesini de kullanabiliriz. Nebe ve vefati sadiqihi. Vefat yerine mevt kelimesini de kullanabilirsiniz. Ölüm demek. Mevt Türkçede kullanılmıyor ama vefat kullanılıyor. Semi al haber haber vefati sadiqihi ve talebe sayarete ucrat. Ucra ücret yemiye e, efendim karşılık demek. Peki ücret arabası ne demek? Yani ücretli araba. Yani biniyorsun, ücretini ödüyorsun. Biz buna taksi demişiz. Efendim Araplar da taksi dediği oluyor. Hatta taksilerin üzerinde taksi yazıyor. Taksi, taksi, taksi. Taksi desen Arap ülkesinde seyyarete ucra anlaşılır. Biz taksiyi mesela e, Türkçeleştirmemişiz. Arap seyyaratu ücretin diyerek Araplaştırmış, Arapçalaştırmış. Ve talebe teksi te ev talebe seyarete ucretin. Ve terekel medinete bir suratin. Ve terekel medinete bir suratin. Şehri hızlıca süratle terk etti. Efendim gadera diye bir fiil var. Bunu da duymuş olabiliriz. E, bunu da belki kullanmak mümkün. Terk etmek, ayrılmak anlamında. Ve gadera medinete bir suratin. Gadera dikkat ederseniz mufale babından mufale babını bilenler diğer çekimlerini bilir. Bablara sürekli at, e, atıfta bulunuyorum. E, sebebi var. Önemi önemli. Önemli olduğu için. Yolcunun çantaları istasyona ne zaman taşındı? Çantalar akısı çoğul ismi olduğu için mete humilet hakaibül müsafiri ilel mahattati. Mahattatun istasyon anlamında kullanılır. Mete humilet hakaibul müsafiri ilel mahattati. Hesap ödendi mi? Hel dufi'al hesabu. Bak yukarıda defa dedik. Şimdi dufi'a. Hel dufi'al hesabu. Yatağı kim düzenledi? Men rattebe serira. Men nazzamel Nazames serira. Elbiseler de toplandı mı? Hel cumiat. Hel cumiatil melebisu eydan. Men radde Yatı kim düzenledi, topladı. Hel cumiatil melebisu eydan. Elbiseler de, elbiseler dahi, elbiseler de toplandı mı? Hel cümeyatil melebüsü eydan. Otelin odası niçin temizlendi? Nazzafe temizledi. Limede nuzifet gurfetul funduki. Limede nuzifet gurfetul funduki. Otelin odası ne zaman düzenlendi? Yani toplandı, tertip edildi. Rattebe nazame. Burada daha çok rattebeyi tercih etmişiz. METE RUTTIBET GURFE TÜLFUNLUKİ <laughs> METE RUTTIBET GURFE TÜLFUNLUKİ Gördüğünüz gibi buradaki nozife ve rutibe fiilleri arkadaşlar tef'il babındandır. Hasan Sivas'ta da okudu. Buradaki okudu etti anlamında değil. DERASE YEDRUSU dirasetun. DERASE HASENU Fİ Bazıları Fis Sivas der. Yanlış. Sivas'ın adı es Sivas değil. Bazıları da çok daha komik oluyor. <laughs> Sivas kelimesinin sonunu şeddeliyor. Fi Sivasiyin gibi. Öyle olursak bir Sivaslı'nın içinde olur. Sivas, Sivas. Sivasiyyun, Sivaslı. Derese Hasan'ın fi Sivas. Hasan okul yıllarında yani eğitim yıllarında diyebiliriz. Küçük bir evde kaldı, oturdu. Efendim burada e, oturdu e, celese değil. Bu sekene, mesken tutmak bir yeri. Kalmak, ikamet etmek anlamında. Sekene, yeskunu. Sukun. E, sekene, hasenun. Bak, sekene, yüklem. Hasenun, özne. Nasıl tercüme ediyorum? Görüyorsunuz sekene hasenun fi beytin sagirin fi beytin sagirin küçük bir yerde ne zaman fi senevetil eğer bu e, üniversite değilsem şöyle de denilebilir fi senevetil medreseti üniversite yıllarındaysa fi senevetil camiyeti ama en güzeli eğitim anlamında efendim fi senevati diraseti demek. Buradaki dirase eğitim. Yani biz eğitime çoğu kere okul sözcüğünü kullanıyoruz. Hasan nerede okudu? Bak derese fiilini kullanacağız. Eyne derese hasenun. Hasan ne zaman küçük bir evde oturdu? Mete sekene hasenun fi beytin sagirin. Bak, küçük bir ev derken buradaki biri görelim. Belirsiz çünkü ev kira yani. Hasan hangi fakültede okudu? Hangi fakülte derken arkadaşlar eyyü kelimesini kullanacağız. Hani eyyü şeyin hangi şey? Şeyi kaldırayım. Eyyü camiatin hangi üniversite? Eyyü medinetin hangi şehir? Eyyü racülin hangi adam? Ey yevmin hangi gün? Peki bulunmanla mı ifade etmek istersem ne yapıyorum? Bunun başına fi getiriyor. Fi ey yevmin diyorum. Ey ne derse Hasan nerede okudu? Mete sekene Hasenu fi beytin sagirin. Hasan ne zaman küçük bir evde kaldı, oturdu? Fi <fî ey> ayyeti külliyetin derese Hasan Hasan hangi fakültede eğitim gördü okudu ve ne okudu? Wa <laughs> ma derese'' Wa eğitim aldı, okudu, ders gördü. Efendim, başka anlamları da var tabii. Hasan ilahiyat fakültesinde okudu ve Arap dili ve İslami ilimler okudu. Buradaki her iki okumakta aynı anlamda. Derese. Karaya değil. Derese Hasan'ın fi kulliyetil ilahiyyati Hasan ilahiyat fakültesinde okudu. Ve derese lugatel arabiyyete vel ulumel islamiyyete Arap dili ve İslami ilimler gördü, okudu. Efendim buradaki İslami ilimler ifadesi İslam ilimleri şeklinde ulumel İslami şeklinde de söylenebilir. El ulumel İslamiye daha uygun. Yani daha uygun demeyeyim sanki daha çok kullanılıyor gibi. İlahiyat fakültesinde ne okunuyor? Bakın burada ne'nin özde olduğunu bilmemiz gerekiyor okunuyor meçhul çadırı. Meze yudresu fi kulliyetil illahiyyet. Meze yudresu fi kulliyetil illahiyyet. İlahiyyet vakitesinde ne okunuyor? Ne ders işleniyor? Ne görülüyor? Ö, İslami ilimler de öğretiliyor mu? İslami ilimler de öğretiliyor mu? Burada öğretiyor öğretiliyor. Derrese öğretti, turrise öğretildi. Hmm. Buraya meçhul çatılı muzari fiil koymuşuz. Kısa bir bilgi vereyim. Efendim yudresu o da muzari bir fiil. Meçhul çatılı halinde. Kısa bir bilgi. Muzari bir fiili örneğin yektubu. Meçhul çatılı hale getirmek istiyorsanız kolay. Sondan bir önceki harekeyi fetala fetaladım. Hiçbir şeye dokunma. En başa geç. Baştaki muzarlık harfinin harekesini tammele. Yukte bu. Yektu bu yazıyor. Demek iken yukte bu yazılıyor. Demek. Yüderriz tu öğretiyor, ders veriyor. Demek iken sondan bir önceki harekeyi fetalar. Hiçbir şeye dokunmadan baştaki muzaharlık harfini dammelersem burada zaten dammeli tamam e, ee, meşru çatılı hale getirmiş olurum hani yestamilu diye bir kelime vardı istamele yestamilu kullanıyor bunu meçhul çatılı hale getirmek istiyorsan eğer bu muz ama muzahare olup olmadığını bilmem lazım mazi ise sondan bir öncekini kesrala başa doğru tüm geri kalan harekeleri dammele. Ama muzari ise daha kısa. Sondan bir önceki harekeyi fetala hiçbir şeye dokunma. Baştaki Muzari harfini dammele. Elde ettiğin yapı ilgili fiilin meşhur çatını halidir. Yestamilu <laughs> kullanıyor. Yestamilu kullanılıyor. Burada da hel tuder resulü ulumun islamiyeti İslami ilimler de öğretiliyor mu? Niye tüderresu dedik? Yüderresu demedik. Çünkü buradaki özlemiz el ulumul islamiyetu. Sözde özde. Akısı çoğul ismi olduğu için fiili mühendis yapıyoruz. Ve sözde özdesi fiilden sonra açık isim oruna geldiği için fiili tekil çekimliyoruz. Evin önünde bir araba durdu. Efendim normal bir fiil vakafet seyyaratun emmel beyti. Evin önünde bir araba durdu. Ya da bir araba evin önünde durdu. Bunu fiil cümlesi kurduk. İsim cümlesi kuramayız. Seyyaratun vakafet diyemeyiz dersek duran bir araba demiş oluruz. Seyyaratun vakafet duran bir araba. Hani demiştik ya isim cümlesi kurarken bir şey hakkında bilgi verdiğimiz için o şeyin belirli olması gerekiyor. Ama fiil cümlesinde öyle bir zorunluluk yok. Özde. Fiilin öznesi. Marifet olabilir, nekrat olabilir. Bir adam kapının önüne bir gazete koydu. Bakınız bunu sadece fiil cümlesi formunda söyleyebiliriz. Ve vada racunun sahifeten emamel bebi. Bir adam evin önüne bir gazete bak bir gazete belirsiz koydu. Vada. Ahmet gazeteyi aldı. Ahmet Ahmedu sahifete. Bak burada gazete yukarıda belirsiz ama ikinci cümlede belirli hale geldi. Ahmet gazeteyi aldı. Ahmet Ahmedu sahifete. Gazetede çok haber var. Fistaflı talibin kalıbı. Fis sahifeti ahbarun kesiratun. Gazetede çok haber var. Fis sahifeti ahbarun Ahmet yeni haberleri okudu. Kara Ahmedu el akbar cedidete. Kara Ahmedu el akbar cedidete. Ahmet yeni haberleri okudu. Öğrenciler yeni haberleri duydular. Fiil cümlesi kuracaksak Seni yaptun labul akbar el Ve mutlu oldular. Ve <laughs> Eğer isim cümlesi kuracaksak öğrencileri başa alır. Ettullabu semi'u l-akbar al-cedidete o deriz. Bayan öğrenciler de mutlu oldular. Efendim burada isim cümlesi kurmuşuz. Fiil cümlesi kuralım önce. Se'idet et-talibetu eydan. Se'idet et-talibetu eydan. Ama mutlu oldular derken burada gördüğünüz gibi lar ekinin kırmızı yapmışız. Bu şu anlama geliyor isim cümlesi kur. Şöyle diyelim hatta şuraya yeşilde ekleyebiliriz. Et talibetu isim cümlesi kuruyorum. Et talibetu sehid eydan. Bayan öğrenciler de mutlu oldular. Haberler güzel ve sevindirici. El akbaru cemiletun ve sarratun sevindirici sarratun haberler akısı çoğun ismi efendim az önce haber bunun çoğunu akbar bir de bunun yerine nebe kelimesini kullanabiliriz demiştik bunun çoğunu da embe el akbar el embe haberler Gazeteyi kapının önüne kim koydu? Men vurdag. Men vurdag. Sayfete amam al babi. Men vurdag. Sayfete amam al babi. Men amam kapının önüne kim koydu? Ya da kim kastı kapının önüne koydu? Farklı şekillerde tercüme edilebilir. Ama yeter ki özleme yüklemi yan yana getirelim Arapçada. Tamlayıcı ögeler de arkarka. Soruya konu olan Ege'yi cümlenin başına alalım. Testiyi, gazeteyi kim aldı? Men ahada sahifete. Yeni haberleri kim duydu? Men semi akbar al cebidete. Efendim buradaki kim kelimesi dişi mi erkek mi? Buna dair e, bilgimiz olmadığı için çünkü kim koydu? Kim aldı? Yani Bilseydik mühendis ya da müzeker yapardık. Bilmediğimiz için müzeker yapıyoruz. Arap dilinde asıl olan e, Ama mühendis olduğuna dair şüphe yoksa e, efendim kesin kanaat getirirse o zaman fiiller mühendis yapılır. Yeni haberler ne zaman duyuldu? Hmm, yeni haberler ne zaman duyuldu derken özlemiz yeni haberler. Mete sumi'at el ahbar el cedidatu. Geçiş halinde söylersek Mete sumi'at el ahbar el cedidatu. Sureyi tekrarlayalım. Men vada sahifete emem el bebi. Men alahad sahifete? kim aldı? Men seni el ahbar el cedidete? Yeni haberleri kim duydu? Mete sumi'at el ahbar el cedidatu yeni haberler ne zaman duyuldu? Sumiat burada T geçiş için harekelendirilmiş. Gazete okundu mu? Hel kuriyet sahifetu. Hel kuriyet sahifetu. Yeni haberler duyuldu mu? Hel sumiat. Hel sumiat il akbarul cedidetu. Gazetede ne var? Meze fi sahifeti kapının önüne ne konuldu? Mâdâ mâdâ vudi'a emâmel bâbi ve onu kim aldı? Ve mâna khâdâhu diyeceksiniz ki hocam gazete burada onu niye müzekker yaptın? Ama ne konulduğunu bilmiyorum ki. Fakat bu tek soruya dönüştürüyoruz. Kapının önüne ne konuldu? Cevap verse karşıdaki gazete. Sonra onu kim aldı dersem o zaman mühendis yaparım. Haberler nerede okundu? Haberler akısı çoğul üstü. Eyni kuriyet el akbaru. Eyni kuriyet el akbaru. Şimdi bakalım. Men semi el al cedidete. Yeni haberleri kim duydu? Mete sumiyet el akbar al cedidete. Yeni haberler ne zaman duyuldu? Hel kuriyeti sahifetu. Kasete okundu mu? Hel sumiyatil akbarul cedidetu. Yeni haberler. Duyuldu mu? Mâzâ fi sahifeti. Buradaki mâzâ mübtedadır. Fi sahifeti haberdir. Nitekim fî safvi talibun dediğimizde fî Efendim haberdir. Talibun mübtedadır. Yani haber artı mübteda. Burada talip yerine mesela soru edatı getiriyoruz. Men. Bunu cümlenin başına aktarıyoruz. Men fistafi. Buradaki men müpteda fistafi haberdir. burada olduğu gibi. Mede fistahifeti. Gazetede ne var? Siz de gazetede haber var diyebilirsiniz. Fistahifeti haberun ya da çoğul yapar. Ahbarun Mâdâ vudiyâ emâmel bâdi ve men akadehu. Kapının önüne ne konuldu? Efendim. Ve onu kim aldı? Buradaki mâdâ mübteda diyoruz. Çünkü vudiyanın özdesidir. Sözde de olsa. E, fiilin önüne geçen özdesine mübteda diyoruz. Eyne kuriyetil akbaru haberler nerede okundu? Hasan kapıyı açtı. Fetaha hasenun elbebe. Hatta burada geçiş yapmak isterseniz şu temveni düşürüp Fetaha hasenul bebe diye de bilirsiniz. Topu evden aldı. Alan Hasan o zaman aldı Müzeker çekimleniyor. veriyor. Ekadel kurate minel beyti. Ekadel kurate minel beyti. Tekrar bu tekrar efendim ikinci kez yeniden e bunlar eylemin işte kaç kere yapıldığının bir cevabı oluyor. E mesela merreten faniyeten ikinci kez. Mesela harice merreten faniyeten ikinci kez çıktı. Yani önceden bir çıkış yapmış. Şimdi bir çıkış daha yapmış. Tekrar ya da yeniden sözcüğünü de kullanabiliriz. İsterseniz ikinci kez dersiniz. Harice ile şari'i caddeye çıktı. Harici ile şari'i merrata saniyeten ve arkadaşlarıyla birlikte oynadı. La'iba. La'iba ma'a estagaihi nerede? Oyun alanında. Oyun alanında. Statta ya da oyun alanı daha çok kullanılır. Mel'ab. Fil mel'abi. Fil mel'abi laibe fil melabi mea estagai. Ögeler yer değiştirebilir. Kapı açıldı mı? Hel futihal bebu. Top. Evden alındı mı? Top mühendis bir kelime. Hel uhidetil kuratu minel beyti. Hel uhidetil uhidet el kuratu. Uhidetil kuratu minel beyti. Oyun alanında kim oynadı? Men laibe fil abi hel futihal bebu kapı açıldı mı hel uhidatil kuratu minel beyti top evden alındı mı top müennes fiil müennes çekimlendi mel laibe fil mel abi statta oyun alanda kim oynadı buradaki men bayan mı erkek mi bilinmediği için efendim erkek muamelesi görüyor <laughs> oyun alanında kiminle birlikte oynandı Bakınız oynandı. Meçhul çatılı fiil. Ee, ama bir öznesi olması lazım. öznesi olamaz çünkü malum çatılı değil. O zaman sözde öznesi olması lazım. Naim fail olması lazım. Peki buradan filmel abi o yüzden Arapçada kırmızı yapılmış. Lü'ibe filmel abi oyun alanında oynandı. Oynandı. Peki niçin lüaibe e, müzekker çekimlendi? Zorunlu. Çünkü sözde öznesi şibir cümle. Şibir cümle bir bütün olarak tekil müzekker hükmündedir. İçinde ne kadar mühendis, müzekker e, tekil, ikil, çoğul isim geçerse geçsin bunun tümü tekil ve müzekker hükmünde. O yüzden fiili müzekker çekimlendirir. Meamen lu'ibe fil melabi oyun alanında Kiminle birlikte oynandı? Oynanıldı. Top nereden alındı? Top sözde özde. Mineyne uhizet el kuratu. Mineyne uhizet el kuratu. Top kimin? Evet bunu siz rahatlıkla yapabilirsiniz. Çokça üzerinde durduğum bir şey. Kim? Ne demekti? Men. Kimin? Limen. O zaman limen el kuratu. Limen el kuratu. Limen el kuratu. Limen el kuratu. Limen el el takil isim ya. Men nunu kesralanıyor. Limen el kuratu. Topun sahibi kim? Topun sahibi isim tanıması. Men sahibi kurati. Sözünü kavul. Kavul söz. Kelem e, o da söz, konuşmak. ikisi de kullanılabilir. Anladım. Fehimtu kelemeke. Gavleke. Sen de sözümü anladın mı? Hel fehimte. Efendim, şuraya ente koymamız tercih bağlı. Yani hel fehimte ya da hel ente fehimte gavli kelemi eydan Erkek öğrenciler sözümü anladılar. İsim cümlesi kuruyorum. Et-tullabu fehimu gavli kelami. Kız öğrenciler ise sözümü anlamadılar. Anladı fehime. Olumsuz yapmak istiyorsak ma fehime diyoruz. Fehime mazi. Ma fehime o da mazi. Maziyi main olumsuz yaparız. Hocam ama biz Muzarî ile de geçmiş zaman bildirebiliyoruz lem kullanırsak. E, fakat o e, bu yüzlük cümle gruplarında binden sonra arkadaşlar. Mesela bin bir mansup, işte bin iki yüz olur cümle mezun fiillerle başlıyor gibi. Emme talibatu fema fehimne kavli fema fehimne kelami talibat fehimne Hasan sözümü anlamadı. Daha önceki derslerde anladı demiştik. Fehime hasenun kelemi ma fehime hasenun kelemi ev kavli o sözümü duymadı. Huve ma semiya kavli huve ma kavli. Ayşe sözünü duydu ve onu anladı mı? Ha, Ayşe sözünü duydu ve onu anladı mı? Bak Ayşe'ye soru sormuyoruz. Bu Ayşe hakkında birisine soruyoruz. Eğer Ayşe deseydik nida da bulmuş olurduk. Hel semiyat Ayşe tu gavleke huve Fehimet hu. Hel semiyat Aişe tu kavleke <gülüşmeler> ve fehimet hu. Buradaki hu kavl kelimesine. Efendim onu zamiri. Kavl kelimesinin zamiri. Onu, ona dönüyor. Sözüm duyuldu ve anlaşıldı mı? Duyuldu. Sumiya. Anlaşıldı. Fuhime. Hel sumiya kavli ve fuhime. Sözüm yani konuşmam. Kim tarafından doyurdu? Hmm. Me Arkadaşlar meçhul fiil olduğunda şu kalıp da aklımızda bulunsun. Normalde Arapçada e, çok kullanılmadığı söylenir. Fakat eski metinlerde de rastlıyoruz. Onu da belirteyim. E, genelde İngilizceden geçtiği söyleniyordu Arapçaya. Tarafından. Hani ödev kim tarafından yapıldı? Ödev tanımadan bir öğrenci tarafından yapıldı örneğin. Oradan Arap dili der ki fiilin niye meçhul çatılı hale getiriyorsun? Özdesi bilinmediğinden ya da özdesi söylemek istemediğin istemediğinden ya da adamın güvenliği hakkında endişelerim var, korkularım var. efendim saklamak istediğinden. Her neyse o yüzden özneyi düşürüyorsun. Ama mingibeli derken e, özneyi açıklama yönüne gidiyorsun. E, o zaman düz cümle kursana. Niye meçhul çatılı cümle kuruyorsun? Deniyor. Her neyse mingibeli tarafından anlamına gelir. Mesela kutibe el vacibu ödev yazıldı. Mingibeli hasenin Hasan tarafından min gıbeli tullabi öğrenciler tarafından gibi. Eğer bu kim tarafından ifadesine cevap vermek istiyorsan min gıbeli nokta nokta diyorsun. Hel sumiya kavli ve fuhime sözüm duyuldu ve anlaşıldı mı? Min gıbeli men sumiya kavli sözüm sumiya duyuldu. Sözüm duyuldu. Min gıbeli men kim tarafından? Bak. Min <laughs> Kübeli men. Buradaki men Hasan'a karşılık gelir. Min kübeli Hasan'ın Hasan tarafından. Şimdi Hasan'a yönelik soru soralım. Men. Hasan akıllı ya. Men. E peki min kübeli hayvanın bir hayvan tarafından. Hayvana yönelik soru soralım. Ma. Min kübeli ma ya da min kübeli meade gibi ya da min gıbeli eyyi hayvanın hangi hayvan tarafından? Efendim burada min men ifadesi cümlenin en başına gelmiş. Niye? Soruya konu, soruya konu olan öge olduğu için e efendim yani men soru edatı en başa gelmiyor. Soruya konu olan öge en başa geliyor. Öğrenci kalemini kaybetti. Fekade kaybetti. Peki kaybedildi. Fukide. Peki kaybeden kim? Fakit. Peki kaybedilen ne? Yani ıı, sözcük türetmeye çalışıyorum. Mefkud. Fakit. Kaybeden. Mefkud. Kaybedilen. Yani kayıp. Öğrenci kalemini kaybetti. Fekade talibu kalemahu. O kalemini aradı. Huve Aa, kalemini kelimesini renk yanlış yapmışım. Şöyle renk düzeltiyorum. Niye? Aradı bahse. Neyi sorusunun cevabını an ile verir. O kalemini aradı. Bahse an kalemihi. Ve kalemini sınıfta buldu. Ve kalemehu Hocam niye burada kalemini aradı? Kalemini sınıfta buldu diyorsun. Onu sınıfta buldu desene. Yani o da olabilir. Vecedehu fissafi kalemini kim kaybetti? Men fekade kalemehu Men fekade kalemehu Kalemini kim kaybetti? Soruya konulan öge cümle başında. Hemen yan başına yüklemi getiriyoruz. Özde yüklem yan yana geri kalan ögeleri sırala. Öğrencinin kalemi kaybedildi mi? Hel fukide kalemut talibi kalemut talibi sözde özde fukide. Fekade fukide. Öğrencinin kalemi bulundu mu? Vacide buldu. Hel vucide. kalemut talibi. Öğrencinin kalemi bulundu mu? Kalemi kim buldu? Malum çatını. Men vacedel kaleme. Sınıfta ne arandı? Bak aradı. Behase an ile kullanılıyordu değil mi? an mede ya da burada nunla mim birleştirilir an mede an mede an mede bahise fıstafi sınıfta ne arandı bak sadece mede demiyorum niçin mede demiyorum bakın behati an kalemihi değil mi kalemini aradı şuradaki kalemini Sözcüğünü kaldırıp yerine soru evlatı getireyim. Meze an meze Bunu soruya konu olsun diye ne yapıyorum? Cümle başına alıyorum. Ammeze buhite fil fasli fasıl saf sınıf. Yitik kalemin sahibi. Buradaki yitik kayıp, kalep kalem sözcüğünün sıfatı. Yitik kalem. Kayıp kalem. in sahibi. Nereye gitti? Nereye? Eyne nerede? Nereye? İlayne. İlayne zahebe sahibul kalemil mefkudi sahibul kalemil mefkudi sıfat tanıması, isim tanımasını daha önce görmüştük. Hel hazine talibu öğrenci üzüldü mü? Kalem sahibine gönderildi mi? Gönderildi kalem gönderildi. Kalem sahibine gönderildi mi? Hel ursilel kalemu ile sahibihi Hel ursilel kalemu ile sahibi. Onu kim buldu? Men vecedehu Ve onu öğrenciye ne zaman gönderdi? Ve mete erselehu ile talibi Onu gördüğünüz gibi fiili nesne zamiridir fiile bitişir. Tabi bu yaptığım açıklama Arapça için geçerli. Türkiye elektrikli bir araba üretti. Şimdi üretti kelimesi entece üretti. Tamam üretti. Sana bu da üretti anlamına gelir. Sanayi sözcüğü zaten üretim merkez anlamında anlaşılır değil mi? Sanayi değil. Efendim orada bir şeyler üretiliyor. Sana. Hatta arabalarda daha doğrusu üretilmiş malların altında bir yerde masnu Türkiye. Mesela Türkiye'de üretilmiştir yazar. Masnu Türkiye. Biz bazen bunu Türk malı bazen Türkiye'de üretilmiştir şeklinde çeviririz. Sıyn. Bu arada Çin, Evet. Çin. Sıyiniyon. Çinli. Çinli. Evet. Yaban. Yaban. Japonya. Yabaniyon. Japon. Sanat Türkiye seyareten kehrebe yeten. Kehrebe elektrik demek. E, efendim peki elektrik nitelik bildirir mi? Bildirir mi? Hayır bildirmez. Peki ben nasıl nitelik bildirir hale getireyim? İyon e, yöneki kullan. kullan. iyiyim. Kehrebayiyon. E, daha sonra da elektrikli araba. Sıfat tanrısını kur. Sana Türkiye seyareten kehrabayi Türkiye elektrikli bir araba üretti. Türkiye devleti etun Türkiye gelişmiş bir devlet. Mutakaddim gelişmiş. Bazen şöyle derler. Nami. Bu annesi de namiyetun. Gelişmekte olan anlamında kullanılır. Yani devletin namiyetinin gelişmekte olan bir devlet. Hükümet, devlet. Elektrikli araba nerede üretildi? Burada elektrikli bir araba belirsiz iken üçüncü cümlede elektrikli araba belirlidir. Sözde özdedir. Burada nesneydi. Eyne suniyat es seyyaratul kehrebeyyetu Elektrikli araba Türkiye'de üretildi. Suniyat es seyyaratul kehrebeyyetu fi Türkiye. Bu Türkiye'de üretilmiş bir araba. Türkiye'de üretilmiş bir araba. Bunu söylerken üretilmiş kelimesini hani sana üretti demek. Saniyon üreten. Peki Masno bu da yapılmış. Üretilmiş. Üretilen demek. Hani etken çatı edilgen çatı. Ee, şey etken ortaç edilgen ortaç. Hani etken ortaç şeyi düşünüyoruz ya. Katip yazan. Peki mektup ne? Bu da edilgen ortaç. Yazılan. Yani ismi fail ne ismi mefulü. Hine suniyatı seyyaratul kehrebeyiyyetu. Elektrikli araba nerede üretildi? Es seyyaratul kehrebeyiyyetu suniyat fi Türkiye. Elektrikli araba Türkiye'de üretildi. Hadihi seyyaratun bu bir araba. Nerede? Bu bir araba. Burada bir arabanın bir sıfatı var. Türkiye'de üretilen masnuatun fi Türkiye. Belki aklınıza şu geldi. Hocam bu seyyaratun kelimesinden sonra e, cümle getirsek ya olur mu? Olur. Mesela masnua edilgen çatılı değil mi? İsim İsterseniz buraya suniyat fi Türkiye diyebilirsiniz. Hadihi Seyyaratun suniyat fi Türkiye. Hadi seyyaratun masnuatun fi Türkiye. Türkiye'de üretilen bir araba. Peki suniyat dersen ne olur? Masnuatun dersen ne olur? Bu dersin başlangıcında da ifade ettiğim gibi hani sıfat, hal, haber türleri var ya Müfret soylu olanlar, cümle soylu olanlar. İşte o fark olur. Suniyat dersen buradaki sıfat cümle soylu olur. Harekesine müdahale edemezsin. Masnuatın dersen müfret soylu olur. Harekesine müdahale edersin. Bak seyyaratun masnuatun. Elektrikli arabalar başka bir ülkede üretildi mi? Başka bir ülke. Hel suniyat. Es seyyaratul Başka bir ülkede. Fi devletin uhra efendim burada devlet ülke belirsiz lütfen dikkat edin dikkatinizi çekmek istiyorum başka bir ülke burada başka sözcüğü de çok kullanılır onunla onu da paylaşayım aharo başka öteki diğer anlamına gelir şu an bunların ikil ve çorları da yazacağım hepsi bu anlamı verir yani başka öteki diğer ahar aharani آخرون. أخرى، آه. أخرى. أخريان، يعني. أخريات. أخر. kaç devlet elektrikli bir araba üretti? Bak kaç sözcüğü devletle birlikte kullanılıyor. Kem devleten dememiz lazım. Kem devleten sanat seyyareten kehrebeyyeten. Kem devleten sanat seyyareten kehrebeyyeten. Hangi devletler elektrikli araba üretimiyle meşhur oldu? Hmm. Burada elektrikli araba sıfat tanıması. Ama elektrikli araba üretimi sıfatlı isim tanıması. Sadece burada da kalmıyor. Çok basit gözüküyor ama değil. Zaten elektrikli sözcüğünü türetebilmeniz için iyi yün ekini bilmeniz gerekiyordu. Seyyaratun kehrebeyyetun. Üretim aa, üretti ne demekti? Sana. Bu zahresi ne? Yasnao. Masları üretim, üretmek. Sınaatun. O zaman sanatul sanatu seyaretil kehrebeyyeti elektrikli araba üretimi demek. Bir de bunun başına bir harfi ceri geliyor. Çünkü işte hara ünlü oldu, meşhur oldu, bilindi, tanındı anlamında olup neyle bilindi, tanındı, meşhur oldu? Cevabını bir ile verir. Kem devletin sanat seyareten yeten, kaç devlet elektrikli bir araba üretti. Eyyü duvelin hangi devletler? Eyyü devletin hangi devlet? Eyyü duvelin hangi devletler? İşte her ad. Bir sınavati seyyaretil kehrebe yedi. Elektrikli araba üretimiyle önlendi. Meşhur oldu. Hangi devletler? E işte her ad. niye tekil mühendis çekimlendi? E çünkü e, devletler hani akılsız çoğun ismi Onların arasında Türkiye de var. Bakınız fıstafı talibun değil mi? Ee, var. Efendim. Tabi burada fi kullanmıyoruz. Arasında beyneyi kullanıyoruz. Hel beyne Türkiye eyvah. Efendim. Hatta Türkiye'yi başa da alabiliriz. Türkiye onların arasında mı anlamını verebiliriz. Şu anda o anlamı veriyor. Efendim. beyne her Türkiye Onların arasında Türkiye'de var mı? Sınavların sonuçları dün açıklandı. Eğlene ilan etti demek. O zaman burada o uline kullanacağım. Sonuçlar. Akıslı çoğul ismi. emsi. Sınavın sonuç, sınavların sonuçları dün açıklandı. Dün açıklandı. Sınavın sonucunu öğrendim. Burada sınavın sonucu özne. Burada ise sınavın sonucunu nesne. Alimtu. Alimdu. Neticetel imtihani. Sınavın sonucunu öğrendim. E, efendim. Uve hazindu. Üzüldüm. Nahil dersinde başarısız oldum. Şimdi neceha başarılı oldun? Rasebe. Rasebe çöktü, çaktı, kaldı, başarısız oldu. Raseptu fi dersin nahvi. Nahi dersinde başarısız oldum. Diğer derslerde ise başarılı oldum. Diğer derslerde. Burada bak diğer dersler sonunda da bulunma hali var. Ve emma fe kullanacağım. Emma fi durusil uhra. Emma fi durusil uhra. Fe Necahtu Efendim bu en emmalı kalıplar konuşurken size nefes aldırır. Ee, mesela başarılı oldum demesini bilmiyorsunuz. Değil mi? Lütfen fe'yi söyledikten sonra hatırlamaya çalışınız. Emme fit turu fe 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 Hani biz ıı, ıı yaparız ya. Efendim f'den sonra yapın. Hatta fe'yi fe'leyin. Yani. Evet tekrarlayabilirsin. En merfit durusun okura. Arapların böyle yaptığını görürsünüz. E, Arapça öğrenirken taklit etmek e, efendim e, şey olmaz. Hor görülmez. Sınav sonucu ne zaman öğrenildi? Şimdi şu yukarıda alime öğrendim demişti. O zaman burada ulime. Mete ulimet. Neticetül imtihani. Mete ulimet. Netice türü imtihali. sınav sonucu ne zaman bilindi, öğrenildi? Sınav sonuçları sabah mı ilan edildi? Buradaki sabah ifadesi efendim ne zaman sorusunu cevaplandırır. Burada özne var, ilan etti. Bu da yüklem. Sabah ne zaman? O yüzden sarı. Sabahan ya da fi sabahi. Sınav sonuçları, Hel Öğrenet netejli imtihanati fi sabahı sınavların sonuçları sabah ilan edildi mi ya da sabah mı ilan edildi Efendim bunu bu sabah mı ilan edildi gibi ifadelerde şu fi'yi en başa da alabilirsiniz ya da hemzenin kullanımı var e e, e o da farklı alt, e, ifade şekillerine e, imkan verecektir. O dersi bekleyiniz. Sonuçlar ilan tablosuna asıldı mı? Astı ne demek? Astı. Allaka. Allaka astı. Asıldı. Ullika. Tamam o zaman. Sonuçlar netaic biliyoruz. Levhatul ilane e, ilanlar tablosu. Hani demiştik ki Araplar çoğulu sever, Türkler tekili sever. O yüzden ilanlar tablosu demiyor Türkler. İlan tablosu diyor. Araplar ise genelde birden fazla ilan olduğu için o tabloda, panoda, tablo yerine hatta buraya panoda yazabiliriz. Panosunda. Ama pano Türkçe bir kelime değil tabii ki. Sonuçlar panoda asıldı mı? sonuçlar akılsız çoğul ismi. Lütfen hatırlayınız. sonuçları nasıl öğrendin? Keyfe alimte. Keyfe alimte. netaice. Efendim alimte yerine isterseniz arafte diyebilirsiniz. Arafe yarifu ya alime ya alemu. Keyfe alimten netaice. Keyfe araften netaice. Hasan bu adamı tanıdın mı? Ya Hasan her arafta her racule o senin eski öğretmenin bak sıfatlı isim tanıması huve müderris su kel kadimu huve kel o sana Arap dilini öğretti o sana Arap dilini öğretti. Burada öğretti fiili çift nesne alıyor arkadaşlar. ve allemeke. O sana öğretti. El lugatel arabiyyete. Arapçayı. Onu hatırladın mı? Hel tezekkertehu. Tezekkera ye tezekkeru tezekker. Tezekkur mütezekkir mütezekker. Tezekkera hatırladı. Tefahul babından. Ayşe bu kadını tanıdır mı? Ya Ayşe tu. Hal arafte hadil merette, hal arafte hadil merette bu kadını tanıdın mı? Hiç müdürse tu kil kadime O senin eski öğretmenin. Hiç müdürse tu kil kadime tu. allemet ki ellogat elarabiyete. O sana arap dilini öğretti, öğretti alleme öğretti. Hel tezekkertihe hel tezekkertihe tezekkere tezekkere hatırladı demek. Alleme öğretti. Biraz sonra büyük bir ihtimalle bunların meşhur çatılı hali kullanılacaktır. Adam tanındı mı? Hel urifer raculu hel ulimer raculu o meşhur bir öğretmen mi? Hel huve Müderrisun meşhurun. Öğretmen Arapçayı kime öğretti? Bak Arapçayı nesne. Kime? O da nesne. Öğretmen ise özne. Özneyi dammele. Tamamlayıcı ögeleri fetala gitsin. Men allemel müderrisul lugatel arabiyete. Öğretmen Arapçayı kime öğretti? Burada alleme isterseniz derrese de diyebilirsiniz ders verdi öğretti anlamında efendim bak buradaki öğretmenin dammel oluşu öğretmen Arap dilini kime öğretti men allemel müderrisul lügatel arabiyete Hasan onu hatırladı mı hel tezekkerahu hasenun bak hu fiile bitişti çünkü e, bitişen nesne zamiri bu Hel tezekkerehu Hasan'ın Hasan onu hatırladı mı? Ayşe'ye Alman dili mi öğretildi? Ayşe'ye Alman dili mi öğretildi? Ayşe'ye öğretildi. Ne öğretildi? Bak öğretti. iki nesne alıyordu ya. Öğretti. İki nesne alıyordu. Öğretildi. Nesnelerden birisi sözlü özlerinin yerine geçince artık tek nesne ortaya çıktı. Bak şurada Arap dili mavi. Kime? Mavi. Ama burada kime? Ayşe'ye. Kırmızı olmuş. Çünkü edilgen çatılı olmuş değil. Alman dili tek başına mavi olarak kalmış. Hel ullimet Ayşe el lugatel Ayşe'ye Alman dili, Almanca öğretildi mi? Ya da Alman dili mi öğretildi? Hel tuzukkiratil mer'etu. Tezekkere hatırladı demekti. Tuzukkira hatırlandı, hatırlanıldı. Hatırladı, hatırlanıldı. Hel tuzukkiratil mer'etu. Ben ilk öğretmenimi hatırlıyorum. İlk öğretmenim. Öğretmenim isim tanımlaması. ilk sıfatı. Ene etezekkeru müderrisil evvele. Ene etezekkeru müderrisil evvele birinci öğretmenimi yani ilk hatırlıyorum etezekkeruke seni hatırlıyorum huve allemeni el kitabete o bana kitabeyi ve kıraati yani yazmayı ve okumayı öğretti öğretti alleme yuallimu öğretiyor se etezekkeruhu ebeden se etezekkeruhu ebeden onu hep Hatırlayacağım. Buradaki hu onu. Ebeden gelecek zaman için kullanılır. Sonsuz zaman demek. Biz Türkçe'de hep diyoruz. Se ke ebeden seni hep hatırlayacağım. Hani se ohibuke ebeden. Se ke ebeden. Tabi bu müzekkere karşılık kullanılıyor. Ke müzeker. İstenirse hu denilir mesela. Efendim zamirleri biliyorsunuz da siz zamirlerini. <laughs> e efendim son cümle grubumuz olsun. 15. Hasan pardon ben ses tonumda hitap eder gibi seslenir gibi oldu. Hasan bu kış ikinci kez hastalandı. İkinci kez merveten feaniyeten. Marida <laughs> Hasanu fi hada şitay merveten feaniyeten. Fi hada ya şitayi yada hada şitaye ve hastaneye gitti. O zahbeyle müstahşfa. Doktor Hasanı muayenedi. Fahsaydı efendim. Fahsat tabii bu Hasanın. Fahsat tabii bu Hasanın. Ve onu ezdaneye gönderdi. Erselefiyle. Erselehu ile saydiliyetti. Onu ezdaneye gönderdi. O erselehu ile saydiliyetti. Hasan'ı kim muayenedi? Men fahası Hasan'ın kim ezdaniye gönderildi? Men Ursile ile saydaliyeti. Men Ursile ile saydaliyeti. Hasan muayene edildi mi? Hel fuhisa. Hasan'ın Hasan ezdaniye gönderildi mi? Hel Ursile Hasan'ın ile saydaliyeti. Hasan geçen kaç kez hasta oldu? Hmm, kaç kez soruya olan soruya konu olana gel. Kem merraten marida hasenun fi şitai sabiqi fi şitai Hasan'ı tanıdı mı? Efendim arafe alime kullanılabilir. Hel arafe hel arafe saydeliyo hasenun Hani arafa saydaliyyü Şimdi tekrar okuyalım. Marida hasenen fi hâze şitâyi merrata thâniyeten. Hasan bu kış tekrar hastalandı. Ve zahab eylel ve hastaneye gitti. Fahasat tabibu hasenen. Doktor Hasan'ı muayene etti, yokladı. Ve erselehu ile saydaliyyeti onu eczaneye gönderdi. Men fahasa hasenen. Hasan'ı kim muayene etti. Men ursile ile saydeliyeti. Eczaneye kim gönderildi? Hel fuhisa hasenun. Hasan muayene edildi mi? Hel ursile hasenun ile saydeliyeti. Hasan eczaneye gönderildi mi? Kem merraten marida hasenu fişiteyil maadi. Hasan geçen kış kaç kez hasta oldu? Hastalandı. Hel arafes saydeliyye hasenen. Eczacı Hasan'ı tanıdı, bildi mi? Hasan'ın hastalığı tehlikeli mi? Hel maradul marid. Hasan'ın değil pardon. Hastanın demişiz burada. Hel maradul maridi hatirun. Hastanın hastalığı isim tanımlaması tehlikeli hatirun mi? Hel arefet tabibu sebebe maradul maridi. Doktor hastanın hastalık sebebini hastanın hastanın hastalığının sebebini hastanın hastalık sebebini tanıdı bildi mi Keyfe haalaca tabibur rajul el maryda Doktor hasta adamı nasıl tedavi etti alece müfalaba Peki hasta tedavi edildi mi? Hmm. tedavi etti. O zaman olice tedavi edildi. Bak olice değil. Aalice. Bunu nasıl meçhut çatılı yaparsın? Sondan bir önceki hareke feta. Onu kesraların Başa doğru geri kalan harekeleri mazi fiilde dambelerim. Peki şurada aynen üstünde feta var ya onu dambelersen ne olur biliyor musunuz? Şu elif de otomatikman vava dönüşür. Çünkü uzatma harfi ya. Uzatma harfi olan elif fetadan sonra gelir. Eğer uzatma uzat e, vav'dan sonra dammeden sonra uzatacaksak o vav olur. Kesra'dan sonra uzatacaksak o da ye olur. O yüzden ulice değil. Ulice. Burada olduğu gibi. Hasta tedavi edildi değil mi? Hel ulice maridu. Şimdi onun hali nasıl? Keyfe haluhu el Keyfe haluhul en? O iyi mi? Hele huve bi gayr? <laughs> Sen iyi misin? Hele tabi bi Peki. 616'dan devam ederiz. Sanırım bir saat olmuştur. Şöyle. Belki de olmamıştır. Neyse bu kadarıyla yetiniyoruz. Ee, efendim kaydı bir sonlandıralım. Kaydı durdur.